Sanki görünmez bir zırh var üzerinde. Ve öyle zannediyorum ki bundan sonra hiç kimse o zırhın arkasına geçemeyecek. Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Gelsin. Nasılsın Hatice? İyiyim hünkârım. Evlatlarım için iyi olmaya mecburum. Mustafa'm nasıldı? Mahidevran nasıl? Sağ olsunlar. Hem şehzadem hem de Mahidevran en iyi şekilde ağırladılar beni. Âlâ. Hünkârım. Şah-ı Huban benim sarayıma yerleşmiş. Kendisiyle görüştüm. Eğer sizin de müsaadeniz olursa sarayıma tekrar taşınmak isterim. Burada benim yanımda olman daha münasip olur. Bu sarayda hatıralarım var benim. Mazim var. Müsaade edin hiç değilse böyle huzur bulayım. Bu şekilde huzur bulamazsın Hatice'm. Hatıralar ancak senin yarını deşer, kanatır. Bu yüzden mi ona ait her şeyi yok ettiniz? Bu yüzden mi bir mezarı bile olsun istemediniz? İtiraz etmeyeceğim hünkârım. İsyan etmeyeceğim. Bana reva gördüğünüz her şeye razıyım. Günlerde kullanmak nasip etsin. Muazzam hediyeniz için minnettar. Hünkârım, emriniz üzere şehzademizin nalası Cafer Paşa'dan tafsilatlı malumat geldi. Bahsi geçen hususlar külliye nasılsızmış. Siz seferdeyken şehzademizin Manisa'dan hiç ayrılmadığı teyit olundu. Lala Cafer Paşa ayrıca bir mektup yazdılar size hünkârım. Teferruatlı malumat vermişler. Âlâ. Bahtiyar ol Mustafa Paşa. Hayli hayırlı bir haber getirdin. Hünkârım, Venedik Palyosu'nun kabulü için paşalarımız huzura çıkmayı beklerler. Gelsinler. Kendine hakim ol. Rabbime şükürler olsun ki ben kendime hakimim paşam. Fakat Venedikli taifesine bu kadar itimat etmeseydiniz mutlak zaferle dönerdik seferden. Lütfi Paşa yerden göğe kadar haklı. Onu bunu İbrahim Paşa taraftarı diye yaftalamakla vakit geçirmek yerine Venedikli'ye dikkat etmeliydik. Laflarına dikkat et, Nasuh Efendi.
Haddini aşma. Hakikat bu paşam. Herkesin malumu. Venedik balyosu Daniello Lodovisi. Sultan Süleyman Han Hazretleri, huzurunuzda bulunmak büyük şeref. Dojumuz Andrea Gritti'nin... Ayas Paşa. Ludovisi Efendi'ye bir sor bakalım, bu tacı bilir miymiş? Malumatım var Yüce Sultan Hazretleri. Venedik'in en meşhur kuyumcuları Caorlina ailesi tarafından hazırlandı. Tarafı şahanenize gönderilmezden evvel Doj Sarayı'nda teşhir edilirken görmüştüm. Ayas Paşa. Bu tacın üzerinde 50 adet elmas, 44 adet yakut, 27 adet zümrüt, 49 adet inci ve bir tane de oldukça iri bir firuze taşı var. Bu tacın kuyumculuk tarafı. Ancak bu taç, Roma İmparatorluğu da dahil olmak üzere, bugüne kadar var olmuş bütün imparatorlukların mirasçısı olduğumuzun ve bugün cihan hükümdarlığımızın alametidir. Ve bu taç dostlarımıza hürmetimizi, düşmanlarımıza da kahredici gücümüzü gösterir. Biz Venediklü taifesinin benim bu tacımın altında merhametimize sığındığını zannederdik. Biz Cihan Sultanı'nın ebedi dostuyuz. Madem dostlar, o halde neden ahitnameye aykırı davranıp Şarlke'nin yanında yer aldılar? Yüce Sultanımız bilmeliler ki biz asla ihanet içinde olmadık. Bazı kaptanlarımız merkezden habersiz kadırgalarınıza saldırmışlar ama icap eden cezaları aldılar. Venedik dostluğa mugayir davranıp Şarlke'ne destek verdi. Biz onları defaatle ikaz ettik. Fransa kralının yanında yer almalarını istedik. Lakin bizi dinlemediler. Biz Fransa'ya destek vermedik. Lakin Şarlke'nin yanında da yer almadık. Aramızdaki ihtilaf bazı münferit hadiselerden meydana geldi. Venedik Cumhuriyeti zararınızı tazmine hazırdır. Bunun için hayli geç. Madem ahitnamelere riayet edilmedi, o halde neticelerine katlanılacak. Ayas Paşa. İrademdir. Venedik'e ticarette tatbik edilen gümrük resimleri arttırılacak. Ve bundan böyle Venedik kadırgaları Akdeniz'de emniyetle seyir edemeyecekler. Sultanım. Bu meclis burada sona ermiştir. Çekilebilirsiniz. Hünkârım. Rüstem Paşa kapıda. Mühim olduğunu söylemiş. Gelsin. Paşa Hazretleri, hünkârımız sizi bekliyorlar. Rüstem, nedir mesele? Hünkârım. Söyle. Hünkârım, Celalzade'den malumat aldım. İbrahim Paşa'nın servetinin ancak bir kısmı müsaade edilmiş. Nasıl? Müsaade edilen okudun miktarı neymiş? Gayrimenkullerinin, mücevherlerin ve hususi eşyaların yanında 20 kere 100 bin duka hünkârım. Hesaplara göre 50 kere 100 bin duka kayıp. Altınların bulunması icap eder. Biraz da seferden sonra bu nakite ihtiyaç var. Malumum oldu, çekilebilirsin.
Vali Bey, bu meseleyle bizzat alakadar ol. İşin aslını bilmek istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Beni bile. Garip davranıyor. Son gördüğümde saati yerindeydi. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum. Sabah dairesine gittim. Beni içeri almadılar. Ben de hekim kadını çağırdım. İyi olduğunu söyledi. İyidir o halde, merak etme. Hem ben göz kulak olurum. Gel. Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Alın içeri. Hünkârım, müsaadeniz olursa yalnız görüşmek isterim. Sabah Şah-ı Buban'ı ziyarete gittim. Ancak bostancılar geldi. Sarayı aramak için. Emri sizin verdiğinizi söylediler. Doğru Hatice'm, ben öyle istedim. Daha evvel müsaade yapılmıştı zaten. Eksik olduğu tespit edilmiş. Kaidelere göre tamamının müsaade edilmesi icap eder. Şahren sen de hakkını alacaksın evet. Kaideler. Öyle mi? Merak ediyorum. Onu idam ederken neden kaidelere uymadınız? Uykusunda. Haberi bile yokken öldürmek midir adalet? İftar için çağır. Sonra sinsice canına kıymak mıdır adalet? Bir mezarı bile çok görüp kurda kuşa teslim etmek midir adalet? Dışarı çık Hatice. Siz cihan padişahı olarak kendi iradenizle korumaya söz vermiştiniz İbrahim. Fakat sözünüzü tutmadınız. Bu da size adil değil. Ancak zalim yapar. Dışarı çık Hatice. Bir daha da gözüm görmesin senin. Emrettiğiniz üzere daha evvel İbrahim Paşa'ya tahsis ettiğiniz saray arandı. Netice? Maalesef hünkârım, altınları bulamadık. Emrederseniz İbrahim Paşa'nın diğer mülklerinde de aramaya devam edeceğiz. Merak ediyorum. Onu idam ederken neden kaidelere uymadınız? Uykusunda. Haberi bile yokken öldürmek midir adalet? İftar için çağır.
Sonra sinsice canına kıymak mıdır adalet? Devam edin paşa. Her neredeyse bulup çıkarın. Emredersiniz hünkârım. Dur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Ne oldu, nedir bu haliniz? Bir mesele mi var? Hünkârım Hatice. Hatice'm kayıp. Hiçbir yerde bulamadık onu. Hünkârım. Derhal izahat ver Malkoçoğlu. Buldun mu kardeşimi? Sultanımızın kullandığı arabayı Kağıthane Deresi civarında terk edilmiş halde bulduk. İçinde kimse yoktu. Etrafı aradınız mı? Civarda aramalar devam ediyor. Eli kulağındadır. Muhakkak haber alırız. Onu bul Malkoçoğlu. Her ne olursa olsun bul ve getir bana. Emredersiniz hünkârım. Hatice. Benim güzel kardeşim. Şükürler olsun sağ salim döndün. Hatice. Hürrem'le ne alakası var bunun? Bana huzurumu reva gören o çünkü. Hayır. Fadem böyle bir şey asla yapmaz. Farkında mısın Hatice? Hürrem benim 5 evladımın anası. Hünkârım. Allah şahidim olsun. Ben doğruyu söylüyorum. Sizinle görüştük. Sonra altın yolda karşılaştık onunla. Delirmiş gibiydi. Hakaret etti bana. Üzerime saldırdı. Vurdu bana. Defalarca vurdu. Kendimden geçmişim. Uyandığımda bir ormanda buldum kendimi. Öldü sanıp atmışlar beni. Şükürler olsun buraya kadar gelebildim. Senin cariyen yok muydu yanında? Hatice'nin cariyesi nerede? Elbet şahit olmuştur her şeye. Hünkârım ortalıkta yok. Kayıp. Öldürmüşlerdir ikisini.
Hatice. Bunlar ağır ithamlar. Emin misin Hürrem'in yaptığını? Bana saldırtıyorum size. Gözümün içine baka baka vurdu bana. Halimi görmüyor musunuz? Öldürecekti beni. Hünkârım. Hünkârım. Sakın inanmayın. Validem öyle bir şey yapmadı. Hepsi iftira. Hünkârım. Hürrem. Süleyman. Hatice Sultanımız nasıl? Kendine geldi mi? Neredeymiş? Biri onu öldüresiye dövmüş. Biri benim kardeşime hakaret edip dövmüş. Ardından da ormana atılmasını emretmiş. Kim cüret eder buna? Bunun cezasının ne olduğunu gayet iyi biliyorsun değil mi? Evet. Her kim yaptıysa derhal idam edilmeli. Sen Hürrem. Söylediğine göre bunu yapan senmişsin. Süleyman sakın bana inandığını söyleme. Hay Süleyman. Bu ihtimal nasıl aklından geçe? Daha dün beni öldürmeye çalışan birinin laflarına nasıl itibar edersin? Bu yüzden onu Manisa'ya göndermedin mi? Hatice'min hali perişan. Birinin ona zulmettiği aşikar. Süleyman sen de biliyorsun ki ben günlerdir hastayım. Daha dün taşlıkta düşüp bayıldım. Değil birini dövmek, şuradan şuraya yürecek mecalim yok. Belki bana kızacaksın ama tüm bunları kendisi hazırlamış bile olabilir. Ne demek bu? Sultanımız akıl saatini iyice yitirdi. Malum merhum İbrahim Paşa'nın ölümünü kabul edemedi. Hala beni mesul tutuyor. Sana başka bir şey söyledi mi? Hayır hünkârım. Vaziyeti kötü. Konuşabilecek durumda değil. Gücüme gidiyor. Bir hanedan mensubuna nasıl reva görülür bu? Sen ne dersin Şahoban? Sence Hatice'm doğru mu söylüyor? Ben artık neye, kime inanacağımı şaşırdım hünkârım. Ama siz de gördüğünüz halini. Böyle bir mevzuda yalan söyleyeceğine ihtimal vermem. Gel. Hünkârım, sultanım. Bilmeniz icap eden bir husus var. Söyle. Yeniçeriler Hatice sultanımızın cariyesini bulmuşlar. Kapıda bekliyor. Al içeri. Gel hatun şöyle. Anlat. Hünkârım, Hatice Sultanımız sizi ziyarete geldiğinde kendisine ben refakat ettim. Daha sonra ne oldu onu anlat. Çıktıktan hemen sonra birlikte saraydan ayrıldık. Ben Şah Sultanımızın sarayına gideceğimizi zannediyordum. Fakat arabayı durdurdular. Kuytu bir yerdi. Sonra bana yüklüce altın verip beni azat ettiğini söylediler. Seni azat etti, öyle mi? Memleketime gitmemi istedi hünkârım. Ben de limana gittim. Tam bir gemiye binecektim ki Yeniçeriler yakaladı beni. Bağışlayın hünkârım, ben emir kuluyum. Ne istedilerse onu yaptım. Alkış oğlum. Limanda yakalandığı doğru hünkârım. Altınlar elimizde. Hatice Sultanımızın adının işlendiği bir kesenin içindeydi. Süleyman.
canımın sultanı. Bana inandığın ve güvendiğin için nasıl mesudum bilemezsin. Hatice'min hali hal değil. Şahuban onu iyileştirmek için elinden geleni yapacak. Lakin inşallah muaf olur. Amin. Ben de çok istiyorum iyileşmesini. Zira onun bu hali herkesi çok üzüyor. Bilhassa seni. Hatice'm nefret ediyor benden. Öfkeyle bakıyor bana. Kınçla. Düşman gibi. Süleyman o senin kardeşin. Senden asla nefret etmez. Sana düşman olmaz. Zaman neleri silip unutturmadı. O da bir gün her şeyi unutacaktır. Ya ben Hürrem? Ben nasıl unutacağım? Hünkârım, merhum İbrahim Paşa'nın malları tasnif edilmiş. Fakat yer sıkıntısı var. Bazı parçaların satılması icap edebilir, emriniz olursa. Alınmaya değer en kıymetli eşyalar hariç tamamı satılsın. Gazasker Efendi. Emri ferman yüce hünkârımızındır. Kayıp altın ve mücevherattan bir malumat var mı Üstad Paşa? Aramalar devam ediyor hünkârım. Seferden sonra bu paranın mutlak suretle hazineye girmesi lazım. Bu bizi bir hayli rahatlatacaktır zira. Her neredeyse bulun. Lütfi Paşa. Kapıdan paşa ne vaziyette? Hünkârım müsaadenizle. Zirarettin Paşa'nın Kiklat ve Sporrat adalarının çoğunu fethettiği müjdesini aldık hünkârım. Âlâ. Bahri Sefit'teki bütün adaların elimizde olması icap eder, seferlerine devam etsin. Ayaz Paşa, icap eden takviye yapılsın Kapıdan Paşa'ya. Emredersiniz hünkârım. Lakin o küçük adaları elimizde tutmak güç. Adaların tamamı fethedildikten sonra tek bir sancak altında toplanacak paşa. Başına da bize bağlı bir sancak beyi yahut İtaat edip tabi olursa Nakşadükası Giovanni'yi tayin edeceğiz. Bu Nakşadükası haraç teslimatçısı olarak devlet-i âliyeye hizmet versin. Bu muazzam fikrinizin önünde hürmetle eğiliyorum hünkârım. Bu demektir ki bu bahar Akdeniz ısınacak inşallah. Korfu Adası'nda bize mukavemet gösteren küffarı Adalar Deryası'ndan sileceğiz Allah'ın izniyle. Başka bir şey yoksa çekilebilirsiniz. Hünkârım. Müsaadenizle bir husus daha var arz etmek isterim. Söyle. Bazı kıymetli Osmanlı valileri tek tek vazifelerinden el çektirildiler hünkârım. Bu ciddi bir huzursuzluğa sebep olabilir. Ayas Paşa. Hünkârım bahsedilen beyler İbrahim Paşa'nın vefatından sonra buyruk dinlemez oldular. Hatta kendi başlarına hareket etmeye çalışanlar bile oldu. Bu sebeple azledilmelerini münasip buldum. Benim neden bundan haberim yok?
bugün her biri hakkında ayrı ayrı telhisler arz edecektim. Çok iyi şehzadem. Üç. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri! Nasıl efendi? Hünkârım. Nasıl, şehzadelerin matrağın hakkını veriyorlar mı? Şehzadelerimiz hayli kuvvetliler hünkârım. Kabiliyetliler. Daha iyi olacaklar inşallah. İlk oyunda ben mağlup ettim hünkârım. Tek bir darbe almadım. Vursa bile çok zayıf. Tesir etmiyor. Selim. Canını yakmak istemiyorum. Yoksa bilirim ben sana yapacağımı. Eminim öyledir. Ayazıt. Sana kaç defa söyledim. Abine hürmette kusur etme. Bağışlayın beni hünkârım. Sadece latife ediyordum. Nasıl efendi? Nicedir seninle matrak yapmadık. Şeref duyarım hünkârım. Devam et.
Ben iyiyim de hünkârımız değil anlaşılan. Boğdan meselesi mühim hünkârım. Petru Rareş haddini iyice aştı. Haracını ödemediği bir yana Leistan'a karşı tehditleri olmuş. Eceli nasıl olmuş belli ki? Vaka cüretini Ferdinand ve Şerken'den alıyor. Bu hatası hayatına mal olacak. Bu Rareş denen meluna son kez ihtarda bulunun. Ya haracını öder, kulluğunu gösterir. Ya da bizzat gider, haracımı alırım kellesiyle birlikte. Yarın bir çavuş yollarım hünkârım. Âlâ. Hünkârım, başka bir arzunuz var mı? Yok, çekilebilirsin Şahin'e. Hünkârım. Gel Ayas Paşa. Teke Sancak Bey'i İskender'den bir mektup ulaştı elime hünkârım. Hayli mühim bir meseleden bahsetmiş. Ramazanoğlu Piri Paşa'nın Tahmasp ve Memluk emirleriyle işbirliği içinde olduğunu yazmış. Aldığı son malumata göre isyan hazırlığındaymış. Bunlar ağır ithamlar. İspatı var mıymış? Bazı yazışmalara şahit olmuş. Tetkik etmeye devam ettiğini bildirdi. Bağışlayın hünkârım. Fakat ben buna ihtimal vermem. Zira Piri Paşa size ve yüce devletimize sadık bir beydir. Malumunuz odur ki Baba Zinnun, Veli Halife Domuzoğlan ve Yenice Bey gibi Safevi taraftarlarının isyanlarının bastırılmasında büyük hizmetleri olmuştur. Doğru söylersin Lütfü Paşa. Ben de onu sadık bir kul olarak görüp Kubat ve diğer kardeşlerini Rum elinde oturttum. Ve Piri Paşa'nın o bölgede mutlak hakimiyet kurmasını sağladım. Lakin tarihimizde himayemiz altındaki pek çok bey müstakil saltanat heveslerinden de vazgeçememişlerdir. Gel. Hünkârım. Gel Vali Bey. Sen ne dersin Rüstem Paşa? Ben de sancağımdayken Piri Paşa ile alakalı bazı haberler aldım hünkârım. Merhum İbrahim Paşa'nın idamından huzursuz olduğunu söyleyenler olmuştu. Lakin bir ihanet içerisinde olacaklarını sanmam. Vali Bey, vaziyet şudur. Ramazanoğlu Piri Paşa hakkında ağır ithamlar var. Derler ki Tahmasp ve Memlük emirleriyle birlik içerisinde bir isyan hazırlığındaymış. Hünkârım, kendisiyle alakalı fazla bir malumatım yok. Lakin bugüne kadar hakkında kötü bir şey işitmedim. Her şeyin bir iki vardır Bali Bey. O yüzden de her ihtimali düşünüp tedbirli olmak lazım. Malum önümüz bahar. Bu olan karışık. Sefere çıkabiliriz. Rüstem Paşa'nın hakkı var. Ayas Paşa, sen bu meseleyi tetkik et. Lakin tahkikata fazla uzatma. Vaziyet hakkında bana derhal malumat ver. Şah Hatun'u bizzat sorgu sual ettim hünkârım. Kapı ağası onu çağırmış. Hürrem Sultan'la görüşmek istediğini söylemiş. Sultanımıza haber vermek için yanından ayrıldığı vakit hadise vuku bulmuş. Kim yapmış olabilir? Hünkârım, kapı ağası vazifesi icabı birçok kişiyle muhatap oluyor. Sarayda husumet içinde olduğu birileri olabilir. Sultanlarımızla bir alakası olabilir mi? İhtimal vermek istemem. Lakin geçen gün limanda yakalanan bir cariye vardı. Hatice Sultanımızın cariyesi. Malum, sultanımızın aleyhinde ifade vermişti. Evet. Hatun kayıp. Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Mimarbaşı Alaaddin Ağa'yla görüştüm hünkârım. Hürrem Sultan Hazretleri'nin yaptırmak istedikleri cami için çalışmalar süratle devam ediyor. Ne vakit göreceğiz bu çalışmaları? Zannediyorum 10 gün içerisinde tamamlanır hünkârım. Ebu Suud Efendi sizlere bizzat kendi takdim edecek. Âlâ. Vezir-i Azam Ayas Paşa Hazretleri. Hünkârım. Neredesin sen Ayas Paşa? Başlayın hünkârım. Ramazanoğlu Piri Paşa hakkında beklediğim malumat geldi.
Onu tetkik ediyordum. Derhal malumat ver. Neymiş işin aslı? Maalesef Teke Sancak Bey İskender'in verdiği malumatların doğru olduğu yönünde haberler geldi. Piri Paşa, merhum İbrahim Paşa'nın idamıyla devletin zayıfladığını söyleyerek alenen isyana teşvik edermiş herkesi. Hünkârım, zinhar buna ihtimal bile vermem. Piri Paşa devleti aliyeye bağlı şerefli bir Osmanlı beyidir. Biz de öyle biliriz paşam. Lakin maziyi unutmamak lazım. Piri Paşa'nın ailesi vaktiyle Memlüklere hizmet ediyordu. Atalarının beyliğini canlandırmak isteyebilir. Mazi ve ihtimalle hiçbir kul itham edilemez Rüstem Paşa. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Kasım Paşa. Vezir-i Azam'ın yaptırdığı tahkikat ortada. Belli ki Ramazanoğlu Piri Paşa ihanet içerisinde. Mutlak surette bir hata olmalı hünkârım. Meselenin takibi için emirlerinizi bekliyorum. Müsaade edin kendisiyle bizzat ben ilgileneyim. Lüzum yok. Lütfi Paşa. Silahdar, sipahi ve yeniçeri kullarımdan 3000 asker al. Civar vilayetlere sana yardım etmeleri için ferman gönderilecek. Piri Paşa ve ona yardım eden her kim varsa hepsinin kellesini al. Emir-i ferman yüce hünkârımızındır. Hünkârım, arzu ederseniz bu vazifeyi Şehzademiz Mustafa Hazretlerine tebliğ edelim. Hem kendileri için de büyük bir tecrübe olacaktır. Güzel düşündün. Hem Şehzadem Manisa'dan daha kısa sürede vaziyete el koyar. Derhal Mustafa'ya haber gönderilsin. Emredersiniz hünkâr. Rüstem Paşa, sen de bir an evvel Diyarbakır'a dön. Orayı daha fazla boş bırakma. Emredersiniz hünkârım.